Mamografi ve ultrasonografi yaptıktan sonra eğer biz bir hastada meme kanseri şüphesine sahip olursak ve bu hastaya memesinin sadece bir kısmını ameliyat ederek yaptıkları meme koruyucu cerrahi uygulamayı düşünüyorsa cerrahlar, bu hastalarda meme MR ile birileri tetkik yapıyoruz. Neden? Çünkü meme kanseri ne yazık ki birden çok odakta olabilen bir hastalık. Yani biz örneğin hastanın sağ memesinde kanser bulduysak, hastanın sol memesinde de meme kanseri olabilir ve mamografi ve ultrasonografi bunu göstermekte yetersiz kalabilir. Bütün meme kanserleri mamografi ve ultrasonografide görünmüyor ne yazık ki. Oysa meme MR'ı çok hassas ve çok hassas olduğu için hem ultrasonun hem de mamografinin göremediği bazı şeyleri gösterme yeteneğine sahip. Dolayısıyla uygun hastalarda kullanıldığında yaklaşık 10 hastadan birinde cerrahi kararı etkileyebiliyor. Yapılmadan önce ya da biyopsi yapıldıktan sonra bu hastalara meme MR'ı yardımıyla ek odak olup olmadığını gösterebiliriz ve cerrahlara bu anlamda yardımcı olabiliriz. Ya da hastanın meme kanseri tanısı konmuştur ve göğüs duvarına invazyonu var mı ya da cilde invazyonu var mı gibi konularda soru işaretlerimiz vardır. Bu konuları da aydınlatmak için meme MR'ı bize çok yardımcı olur. Ancak uygulama alanı sadece meme kanserleriyle sınırlı değil. Örneğin ultrasonografi ya da mamografide karar veremediğimiz ya da bizi arada bırakan durumlar olabilir. Böyle durumlarda meme MR'ı yaparak bu hastalardaki patolojinin ne olduğu hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Özellikle de bazı şüpheli durumlarda meme MR'ı çektiğimizde eğer MR'da hiçbir şey görmüyorsak, bu incelemenin hassasiyeti çok yüksek olduğu için daha çok bir şey olmadığı yönünde karara varıp hastaya gereksiz işlem yapmak yerine takibi alabiliyoruz. Yani şöyle oluyor. Evet, ultrasonografide ya da mamografide şüpheli bir şeyiniz var. Fakat biz MR'da o bölgede hiçbir şey görmüyoruz. O zaman sizi takip ederek bakabiliriz. Şu anda biyopsiye yapmamıza gerek yok diyebiliyoruz. Bu şekilde bir kullanım alanı var. Buna da negatif öngörü değeri diyoruz ki MR'da çok yüksek. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü bir şeye bakarken öbür modelde farklı bir şey de görebiliyorsunuz MR'da. Onun için uygulanması sırasında çok deneyimli kişiler tarafından okunması gerekiyor. Gereksiz ve fazladan biyopsiye sebep olmamak gerekiyor. Başka kullanım alanları da var. Örneğin hastanın implantı varsa, yani halk arasında bilinen deyimiyle her iki memesinde ya da bir tanesinde silikonu varsa, bu hastalarda silikonun durumunu değerlendirmek, implantın rüptür dediğimiz sızıntı ve kaçaklarını görmek için MR kullanılabilir. Fakat burada yine dikkat edilmesi gereken, bu için çok özel sekanslar var. Rutin her zaman kullanılan MR'ın üzerine bir de özel sekans ekleyerek hassas bir şekilde silikon kaçağı var mı yok mu, silikonların durumu ne ya da arka tarafına saklanmış bir kanser var mı onu göstermek mümkün olabiliyor. Bir başka kullanım alanı meme MR'ının tarama programlarında kullanılmasıdır. Aynen mamografi ve meme ultrasonografi gibi hastayı meme MR ile de taramak mümkün. Ama her hasta meme MR ile taranmaz. Hangi hastalara meme MR'ı taraması yapıyoruz? Hastalar aynen Angelina Jolie örneğinde olduğu gibi BRCA testi yapıldıysa, genetik olarak analiz edildiyse ve genetik olarak meme kanseri geni taşıyorlarsa o zaman her yıl bu hastalara mamografi ve ultrasonografiye ek olarak bir de MR yapıyoruz. Ya da hastanın daha önceden bilinen ve kanser ya da erken evre kanserleri varsa yine MR taraması yapabiliyoruz. Ek olarak bazı genetik sendromlar var. Li-Fraumeni sendromunu, Cowden sendromu gibi sendromlar var. Bu sendromlarda da MR taramaları kullanılıyor. Bu hastalara yıllık MR taraması yapıyoruz. Bunlar yaşam boyu meme kanseri geliştirme riski %20'nin üzerine çıkmış hastalar. Bu nedenle sadece mamografi ya da sadece ultrasonografi bu hastaların taranması için yetersiz kalıyor. MR'ı muhakkak bu hastalarda ek olarak kullanıyoruz. Farklı bir hasta grubu, bir alt grup, gençlik çağlarında lenfoma geçirip ya da başka bir hastalık geçirip göğüs bölgesine radyasyon almış hastalar. Göğüs bölgesine yapılan radyoterapi hastalarında takipte yine meme MR'ı kullanılabiliyor.
problem çözücü olarak kullanılabiliyor. Bundan zaten bahsettik. Ve bunun haricinde de kullanım alanı giderek genişliyor. Fakat muhakkak çok dikkatli ve adetin uygun döneminde yapılması gereken bir tetkik.